Tarih ve gezi sevdalıları Bursa Sanat TV sosyal medya kanalımıza hoş geldiniz. Tarih ve gezi adlı programlarımızda size Bursa'nın tarihi güzelliklerini, tarihi mekanlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün yine Bursa'mızın önemli bir ziyaret noktasını, önemli bir tarihi mekanını tanıtmak arzu ediyoruz. Bursa'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne de dahil edilmiş olan Padişah Külliyelerinden Yıldırım Bayezid Külliyesi'ni konu edeceğiz. Yıldırım Bayezid Külliyesi. Hemen rejimizden fotoğrafımızı rica edebiliriz. Değerli dostlar, Yıldırım Külliyesi şehrin doğu tarafına konuşlandırılmış olan muhteşem bir külliyedir. Hakim bir tepeye konuşlandırılmıştır. Yıldırım Bayezid tarafından 1390'lı yıllarda inşa edilmiş olan muhteşem bir külliyedir. Taş işçiliğinin en abidevi, en görkemli eserlerinden birisidir. Külliye ne demekti bu arada? Külliye hepsi bir arada eserler demekti. Cami etrafında oluşan yapılar bütünüydü. Cami, medrese, han, hamam, imaret, darüşşifa hepsi bir aradaysa buna külliye diyorduk. Ve Bursa'da padişahlar yaptırdıkları külliyelerle şehri büyütmüşlerdi. Orhan Gazi Külliyesi, 1. Murat Hüdavendigâr Külliyesi, Yıldırım Bayezid Külliyesi, Yeşil Külliyesi ve Muradiye Külliyesi Bursa'daki padişah külliyeleriydi. Değerli dostlar, Yıldırım Bayezid Han Külliyesi'ni hakim unsuru yine ikinci fotoğraftan da görelim bu arada. Yıldırım Bayezid bu külliyeyi bu şehrin doğu tarafına yaptıracağı zaman bir deney yaptığı ifade edilir kaynaklarda. Şöyle ki et konulmuş çeşitli tepelere ve et nerede geç bozulmuşsa orayı tercih etmiştir. Ve bu tepenin havadar olması, havasının münasip olmasını tercih etmiştir. Ve gerçekten güzel havadar bir yere, hakim bir tepeye bu cami külliyeyi konuşlandırmış vaziyettedir. Nerededir bu cami dersek? Gökdere'nin hemen doğusunda yer alıyor. Üçünoğlu fotoğrafı rica edelim. Yıldırım'da değerli dostlar, daha doğrusu Bursa'mızda Yıldırım'la Osman Gazi'yi ayıran bir dere vardır. Uludağ'dan akan derelerden Gökdere bu Yıldırım Camisi'nin yakınından akar. Bakın eski bir fotoğrafında bunu görmüş oluyoruz. Gökdere'nin hemen doğusunda hakim bir tepeye konuşlandırılmış vaziyettedir. Külliyeyi bu arada Gökdere'nin bu yeni halini de görelim dört nolu fotoğraftan. Bu eski halidir dedik. Yeni halinde tabii bu caminin önünde şu anda pek çok yapılaşmalar olmuş vaziyette. Ama yine de cami yüksek bir mevkiye yapıldığı için o görülebilmekte, silüeti çok da fazla bozulmuş değil değerli dostlar. Ve külliyeyi yukarıdan gösteren fotoğrafı rejimizden 5 nolu fotoğrafı rica edelim. Değerli dostlar, vakıf duası değil, bir örnek vakıf duası konumunda. Bu vakıf duası Kanuni Sultan sizinle paylaşalım. Her kimse ki vakıflarımın bekasına özen ve gelir
itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allah-u Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükafatı sayılamayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. Bu şekilde güzel bir vakıf duası. Ama bir de vakıf bedduası örneği var değerli dostlar. Onu da sizinle paylaşalım. Diğer fotoğrafı rica ederim rejimizden. Vakıf bedduası da yine bir örnek olarak 2. Bayezid'in külliyesinden vakfiyesinden alınmış olan bir vakıf bedduası. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber'i tasdik eden sultan, emir, bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikab etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. Bu vakıf bedduasında bu şekilde 2. Bayezid vakfiyesinden alınmış 1495 tarihli. Değerli dostlar, tabii ki vakıfları değiştirmek, iptal etmek, onları kullanılmaz hale getirmek büyük bir vebaldir. Bunun bir örneği olarak bu Darüşşifa girişinde bunu görebiliyoruz. Darüşşifa'nın içinden bir görüntü rica edelim. 11 nolu fotoğrafı rejimizden rica edelim. Değerli dostlar, Darüşşifa'nın içerisinde bu şekilde odalar var. Şu anda göz muayenesi için kullanılan, hastalar için kullanılan odalar konumunda. Bir de avlusunu görelim. Diğer fotoğrafa geçelim. Avlusu, güzel bir avlusu var bu Darüşşifa'nın değerli dostlar. Ve avlusunda aynı zamanda bir fıskiye yer alıyor. Bu bizi aynı zamanda şunu hatırlatıyor. Su sesiyle tedavi yöntemi. Evet, bu çok önemli. Bu Darüşşifa'da su sesiyle, musikiyle, meşguliyetle tedavi edildiğini hastaların biliyoruz. Bu çok ileri bir aşamadır. Çünkü aynı dönemde Ortaçağ Avrupa'sında değerli dostlar, ruh ve akıl hastaları için içine cin girmiş, şeytan girmiş diye diri diri yakıldığı bir dönemde biz bakın su sesiyle, musikiyle, meşguliyetle ruh ve akıl hastalıklarının tedavisi için uğraşıyorduk. Bunun örneğini Edirne'deki 2. Bayezid Külliyesi Darüşşifa'sında görebilirsiniz. Yine Kayseri Gevher Nesibi Hatun Şifahanesi'nde görebilirsiniz. Bakın bu çok ileri bir aşamadır. Hatta Avusturyalı bir profesör bunun hakkında der ki, ruhi hastalıkların tedavisini dünyaya Türkler öğretmiştir. Elhak öyledir diyoruz. Avludan güzel bir görüntüyle Darüşşifa'yı noktalayalım. Yıldırım Bayezid'le ilgili bir büst var değerli dostlar. Diğer fotoğrafı rica edeyim. Yıldırım Bayezid'in büstü konulmuş bu avluda. Bu büstün yanında bir de bir küçük limon ağacı vardı. Geçen ziyaretimde bu şekilde büstle beraber limon ağacını da fotoğraflamış oldum. Evet, Yıldırım Darüşşifa'sından değerli dostlar. Şimdi Yıldırım Külliyesi'nin ana unsuru olan Yıldırım Camisi'ne geçelim. Diğer fotoğrafı, 14 nolu fotoğrafı rejimizden rica edelim. Yıldırım Camisi Hakimtepe'ye konuşlandırılmış iki minareli bir cami konumunda. Aslında bu gözüken iki minare yeni değerli dostlar. 2011 yılında belediye tarafından yaptırıldı. Çünkü yıkılmıştı bu minareler. Biri 1855 depreminde, birisi 1949 yılındaki bir lodosta. Bakın Bursa'da çok şiddetli lodoslar olur ve minare yıkacak kadar şiddetli bir lodos. Ve sonradan 1972 yılında ayrık, camiden ayrık bir minare yapılmıştı. Diğer fotoğrafı rica edeyim. 15 nolu. Caminin bakın eski fotoğraflarından birisinde caminin yanında ayrık bir minare duruyor. Bu 1972'de yapılmış. İşte 2011 yılında bu tek minare, ayrık vaziyetteki minare yıkıldı. Ve aslındaki gibi iki minare kubbelerin yanından çıkarılmış oldu diyoruz. Hatta o kubbelerin arasında mahya geleneği yapılmaya çalışılıyor. Bursa'da ilk mahya geleneğinin de bu camide minareler arasına uygulandığı kayıtlarda ifade ediliyor. Evet, 16 nolu fotoğrafı rica edelim. Caminin son cemaat mahallini görelim. Muhteşem bir kartal pençesi gibi kondurulmuş olan Yıldırım Camisi'nin bu girişinde yer alan kısma son cemaat mahalli denir.
Ve burada kesme köpeke taşın değerli dostlar mermer görünümlü bir taş olarak işlendiğini görüyoruz. Ve Bursa'daki tarihi eserler içerisinde taş işçiliğinin en görkemli abidevi eserinin bu Yıldırım Camisi olduğunu tarih kayıtlardan da ifade ediyoruz. Hemen giriş taç kapısını görelim diğer fotoğrafla. Değerli dostlar bu Yıldırım Camisi'nin taç kapısı Yeşil Camisi gibi çok süslemeli değil ama yine de görkemli bir taç kapısı yer alıyor. Bu kapıda bir de kemer yer alıyor değerli dostlar. Bursa kemeri dediğimiz Osmanlı'daki ilk örneğinin bu camide yer aldığı Bursa kemeri. Diğer fotoğrafı rica edelim yakından. Evet bu yukarıdaki kemere Bursa kemeri diyoruz. Bu arada değerli dostlar bu kemerin cami içerisinde de örneği var kubbeler arasında. Caminin kitabesi yer almıyor. Maalesef günümüze gelen bir kitabesi yok. Kitabe yerinin boş olduğunu gösteren diğer fotoğrafı da gösterebiliriz. Diğer fotoğrafa geçelim. 19 numaralı fotoğrafta. Bakın normalde burada bir kitabenin yer alması gerekiyordu ama kitabe yerinin boş olduğunu görüyoruz. Külliye unsurları içerisinde kitabesi olan tek yapı türbedir. Onu sonra kitabesiyle size göstermeye çalışalım. Peki caminin planı nasıl? Onu görelim. 20 numaralı fotoğrafı rica edelim. Yıldırım Bayezid Camii sadece bir cami değil değerli dostlar. Planını görelim 20 numaralı fotoğrafta. Evet bakın arkadaki 5 kubbe altında son cemaat mahallini görmüş oluyoruz. Namaza yetişemeyenlerin ya da cami kapalıyken namaz kılınacak yer konumundaki arka kısımdır son cemaat mahalli. Ve girdiğiniz zaman ise sağda ve solda 2 tane oda yer alıyor. O odalara zaviye diyoruz. Zaviye küçük tekke demektir. Derviş odasıdır. İnzivaya çekilen, itikafa çekilen, zikir yapılan yerler konumundaydı. İçeri girdiğiniz zaman ilk büyük kubbenin yanlarındaki üç tarafı kapalı bir yanı açık olan kısma sanat tarihine eyvan denir. Eyvanlar halkın namaz vaktini bekleyebildiği, sohbet edebildiği yerler devrin bir çeşit kıraathanesi konumundadır. Ve sanat tarihine bu türlü camilere zaviyeli camiler, kanatlı camiler, tabhaneli camiler çünkü öndeki iki odaya da tabhane misafirhane diyoruz. Ve şimdilerde ise ters T planlı camiler denir. Bakın T harfinin kanatları öne doğru T harfinin kuyruğu şeklinde bir ters T modeli var. Buna Bursa üslubu diyoruz aynı zamanda mimaride. Ve Bursa'daki padişah camileri Orhan Camii de, 1. Murad'ı da, Yıldırım'ı da, Yeşil'i de, Muradiyesi de hep bu plana dahildir değerli dostlar. Ters T planlı kanatlı camiler konumunda. İçeriden görüntüyü görelim. Diğer fotoğrafa geçelim. Caminin içerisine girdiğimiz zaman değerli dostlar dediğim gibi ters T planlı bir cami olaraktan yanlarda eyvanlar var. Ve eyvanları geçtiğiniz zaman önde 2 tane kapısı yer alan odalar var. O odalara tabhane diyoruz. Ne demek tabhane? Bitap düşenlerin, yorgun düşenlerin dinlenme yeri demek. 3 gün ücretsiz o odalarda misafir ağırlanabiliyormuş. İmaret aşevinden onlara yemek ikramı yapılabiliyormuş. Bu tabhanenin içinden görüntüyü de görelim 22 nolu fotoğrafta. Tabhanenin içerisinden bir görüntü olması gerekiyor 22 nolu fotoğrafta. Diğer fotoğraf. Tabhanenin içerisinde bu arada raflı bölmeler var değerli dostlar. Raflı bölmeler ve ocak nişi bölmeleri yer alıyor. Onları rejimiz 22 nolu fotoğrafı getirebilirse göstermiş olalım.